Sevgili Sine Platform izleyicileri, hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Merhaba. Merhabalar. Gördüğünüz gibi bugün 3 kişi birden açtık programı. Vizyon başladı, evet. Çok da keyifle biz sinemalara gidip filmler izlemeye başladık. Bugün de hatta beraberdik. Üçümüz G.I. Joe Snake Eyes filmini izledik. Birazdan onu değerlendireceğiz. Fakat hiç keyfimiz yerinde değil. Neden derseniz, Türkiye'de zaten gündem sürekli sıcak. Ama bu yangınlar hepimizin çok canını yaktı ve çok keyfini kaçırdı. Aklımız sürekli o bölgelerde maalesef. O yüzden kimsenin de eğlenceye vakit ayıracağını ben şahsen düşünmüyorum. Ama biz yine de görevimizi tamamlayacağız. G.I. Joe Snake Eyes hakkında görüşlerimizi Ali Ulvi Bey bildirecek. Sevgili Tolga bildirecek. Ben sözü ilk önce Ali Bey'e bırakıyorum. Buyurun efendim. Evet, dediğiniz gibi gündem çok ağır. Biz zaten birçok film dolayısıyla gezegenin nasıl bir tarihat ettiğini artık yani belki de insan türünü istemediğini, rahatlamak istediğini falan vurguluyoruz. Yani bunlar şaka değil. Sonuçta tüm bunlar insan eliyle oluyor. İster küresel ısınmaya bağlayın, ister işte ormana atılan bir cam parçasının parlayarak alev almasına dem vurun. Yani neyse ne veya kasti yakılması vesaire hiçbir şey insan faktörünü değiştirmiyor. İnsanın bu gezegene ettiği inanılır gibi değil. Yani vallahi kimse kusura bakmasın. İnsan türü şu anda olmasa bu gezegende gezegen kendini toparlar. Bütün dengelerini de kurar. Dolayısıyla gündemimiz ağır ve yani gezegen olarak bakmalıyız. Bir tarafta Amazon ormanları yok ediliyor hızla. Diğer tarafta bütün dünya yanıyor. Sonunda en yakınımıza da geldik işte. Geçenlerde bir film dolayısıyla konuştuk Tolga Bey'le de. Yani bütün filmlerde artık bilim kurgu filmlerinde şu çok işlenmeye başladı. Dünya yaşanır hale gelmedi. Dolayısıyla başka bir gezegene doğru bir yolculuk başladı vesaire. Hep böyle giriş cümleleri duymaya başladık hikayelerin başında. Onun için pek keyfimiz yok. Ne olacak? Nereye gidecek? Yani biz şurada ömrümüz kısıtlı. Görebilir miyiz bilmiyorum ama çok uzun vadede bu insan yükünü bu gezegen taşıyamayacak. O kesin yani. Kimse de kendine güvenmesin ben kazık takarım diye. Hiç bu işler öyle şaka falan değil. Salgın, arkasından yangınlar, öteki tarafta tamamen meteorolojik hadiselerin dengesiz hale gelmesi vesaire, bunlar şiddetini artırarak devam ettirir. Biz filme dönersek, film zaten Hasbro şirketinin bir bilim kurgu aksiyon film serisi. Ama tabii bu esas oyuncakları var, oyunları var, işte çizgi romanı var vesaire. Yine böyle bir büyük proje. G.I. Joe. Bu da 2009'da başlayan film serisinin 4. filmi. Spin-off deniyor. Yani ana hikayedeki bir karakteri ele alıp o karakterin nasıl Snake Eyes olduğunu, yani nasıl bu hale geldiğini anlatıyor. Öyle bir film. Yani çok karakterli bir film. Çok karakterli olduğu için de içinden çıkılması bazen zor olabiliyor hikayenin. Yani hem aksiyon var, hem işte fantastik öğeler var, bilim kurgusal öğelerle flört ediyor vesaire. Bir de karakterlerin hepsinin kendine özgü dramı var. Ama başroldeki karakterimiz Snake Eyes lakabına olacak olan karakterin de çok trajik bir olay yaşadığını ve hikayenin omurgasının da bu trajik olay üzerinden devam ettiğini görüyoruz. Filmde bir takım dengeler tutturulmaya çalışılmış. Tabii sonuçta genç seyircileri hedefliyor esas olarak. Zaten aksiyon sahnelerindeki şiddet oranı düşük. Gençlere göre hazırlanmış, ayarlanmış. Biz yetişkinler biraz daha belki şiddeti seviyoruz sinemada. Grafik şiddet de çok kullanılıyor ama bu filmde o tür şeyler yok. Aksiyonda zaten olabildiğince komplike sahneler var. Oralarda da pek bizim
aksiyonu başlayıp biten bir uzun sekansla görebilmemiz mümkün değil. Ama genel olarak baktığımızda yapım tasarımı olsun, işte kurgu olsun, oyuncuların performansları olsun, aksiyon performansları veya dramatik oyunculuklar olsun. Orta karar seyredilen bir film. Bir de tabii filmde hem günümüz gerçekliği ve hikaye devam ederken bir taraftan da Uzak Doğu filmlerinin, Uzak Doğu filmlerinin dövüş sanatları kategorisinde çekilmiş filmlerin büyüsü yakalanmaya çalışılmış. Yani birçok tür bir kolaj yapılmış o anlamda da. Seyrediliyor. Nagihan Hanım tabii haklı olarak kendine hitap etmediği için de beğenmedi. Son derece hak veriyorum. Ama yani gençler veya işte bu türe meraklı bir tür Marvel filmi gibi tabii. Bütün şirketler kendilerince işte kendi çizgi romanlarını sinemaya uyarlayıp bunu da olabildiğince uzatmaya çalışıyorlar. Sonuçta ticaret bu. Ama bir emek var tabii. Emeğin arkasındaki isim de bir Alman yönetmen. Aslında bu yönetmen bu aksiyon filmlerinin falan da bayağı uzmanı bir adam. Robert Zemeckis diye oldukça dinamik bir adam. Yani daha önce bazı filmlerini seyrettik ki gerçekten de nefes kesici filmler çekti. Mesela Red bunlardan bir tanesiydi. Tabii Almanya'da da kendi ülkesinde de filmler çekiyor. Fakat Hollywood'da çalışıyor. Hollywood'da da işte aksiyon filmlerinde bayağı öne çıkan yönetmenlerden biri. Başrol oyuncusunu ben çok beğeniyorum. O aslında fazla filmi yok. Malezyalı bir işte televizyon sunucusu vesaire. Ama Batı'da oldukça ünlendi. Henry Golding. İyi. Gerçekten rolünün hakkını veriyor. Hani 121 dakikalık film sıkıcı mı? Değil. Asla sıkıcı değil. Bir de tabii Japonya'da geçtiği için o Japonların saygı kültürüyle ilgili birçok filmde de gördüğümüz üzere onur, cesaret, sadakat, güven vesaire temalar da hikayeye oldukça iyi biçimde yedirilmiş. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tolga Bey de bazı ayrıntılar yakaladı sanıyorum. Ondan. Grafik olarak çok ciddi ve prodüksiyon anlamında çok ciddi paralar harcanmış. Muhteşem bir görsel şölen. Özellikle Z kuşağına %100 hitap edebilecek bir film. Zaten Ali Bey'in de daha önceden bahsettiği gibi oynanan bugün dijital platformdaki bütün oyunlardaki süratin aynısı bu filmin içinde mevcut. Kimi zaman gözünüzle yakalamanız mümkün olmayabiliyor. Çok dikkatli bakmanız gerekiyor. Evet, Ali Bey'e katılıyorum. Japonya'da geçen onur, dürüstlük ve sadakat üzerine keşke bizde de olsa da biz de onu yaşayabilsek. Ülkemiz açısından bahsediyorum. Ama film olarak cidden G.I. Joe'nun başlangıcıyla alakalı sizin dediğiniz gibi bir karakterin nasıl var olduğunu çok güzel ve net anlatıyor. Bu da demek oluyor ki bunun devamı her karakter için bir 5-6 tane daha devam filmi anlamına geliyor. Ben çok beğendim. Benim diyeceğim bu. En başında söylediklerinize ek olarak ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Benim de ciğerlerim yanıyor hepimizin olduğu gibi. İşte Ali Bey'in her zaman söylediği gibi dünya var olduğundan bu yana 200 milyon yıl kadar biz varız ama öncesinde 4,5 milyar yıl kadar birçok varlık var. İnsan geldiğinden itibaren ihmal yeryüzüne yerleşmiş, ihmal olan her yerde salgın da oluyor maalesef, yangın da oluyor. Bütün aklınıza gelebilecek tersliklerin tamamı olabiliyor. Umarım haline yoluna koyabiliriz her şeyi. Öncelikle ormanlarımız yerine gelir mi, biz bunu görür müyüz bu yaştaki insanlar olarak çok bilmiyorum. Ama ülkemiz adına çok büyük geçmiş olsun. Hem doğa adına, hem hayvanlar adına, özellikle hayvanlar adına kahrolduk. Ama insanımız çok acı tecrübelerle bir şeyleri öğreniyor. Keşke acı tecrübelerle öğrenmemiş olsak. Ama hayat da bir yandan devam ediyor. Biz de size Sine Platform ailesi olarak sizlere bir şeyler aktarmaya gayret ediyoruz.
belki nezaket yüzünden Nagihan Hanım ve Ali Bey söylemeyebilir. Cidden keyfimiz yok. Keyfimiz olmadığı için de video belki diğerlerinden kısa oluyor. Ben yine kanalın yaramaz çocuğu olarak onu işaretleyip ederseniz bundan sonraki videolardan da haberimiz olur. Sizleri seviyoruz. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi günler.